Tamam. Uçuşa geliyorum. Claude'cum selamlar. İşte bu. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Birkaç hafta önce çok hızlı volt atan bir Michael Myers build'i yapmıştım biliyorsunuz ki. Fakat o gün başka bir video atmam daha gerektiği için o Michael Myers videosunu biraz kısa tutmuştum. 2 maç atmıştım sadece. Ve size sormuştum hani build'den keyif aldıysanız bu build'de 3-4 maç attığım bir video daha çekebilirim diye. Çok olumlu yorumlar geldi. Build'i çok sevmişsiniz. Ben de oynarken çok sevmiştim. Yeni build'lere, yeni katillere geçmeden önce de geçmişte hani söz verdiklerimi halledeyim ki unutulup gitmesin diye bugün bu build'i tekrar edeceğim. Şimdi o videoyu izlemeyenler ya da bu build'i unutanlar için tekrar anlatayım. İlk perk'ümüz kara kibir. Kör edildiğimizde ya da palet stun yediğimizde buradaki süre %25 uzatıyor bu perk. Yani bu bizim için bir dezavantaj. Fakat normal atlama hızımızı %25 arttırıyor. Böyle bir avantaj veriyor ve bizim için önemli olan bu zaten. İkinci perk'ü üstün anatomi. Bizim 8 metre yakınımızda herhangi bir kurban hızlı atlama gerçekleştirirse bu perk etkinleşiyor ve bir sonraki pencereden atlayışımızda atlama hızımız %40 artıyor. Üçüncü perk'ümüz ver gazı. Tamamlanan her bir jeneratör için mücadelenin geri kalanında kaldırma, bırakma, atlama, jeneratör bozma, palet ve kırılabilir duvar kırma hızları %4 artıyor ve bu etki birikiyor. Yani 4 jeneratör bittiği zaman bu saydığım eylemlerde %16 hız bonus kazanıyoruz. Son perk'ümüz de kandırıkçı. Atlama hızımız %15 artıyor ve bir pencereden atladıktan sonra o pencere 16 saniyeliğine kapanıyor. Bu gördüğünüz 4 perk sayesinde hem çok hızlı bir şekilde atlayacağız hem de atladığımız pencere kapanmış olacak 16 saniyeliğine. Gelelim eklentilerimize. İlk eklentimiz kokulu saç demeti. Seviye 3'e sınırsızlık sağlıyor. Seviye 3'te sınırsız olarak kalmamız şu yüzden önemli. Michael'ın seviye 3'teki pencereden atlama hızı seviye 1 ve seviye 2'ye göre daha yüksek. O yüzden sürekli maksimum atlayabileceğimiz hızda olmamız lazım. Fakat karanlık 2'den karanlık 3'e ulaşmak için gereken kötülük miktarını %200 arttırıyor bu eklenti. Yani daha fazla stalk yapmamız gerekecek. O problemi de şu eklentiyle biraz olsun çözüyoruz. Bir kurban takip edilirken kazanılan kötülük seviyesini %25 arttırıyor. Yani kurbanlardan normale göre %25 daha fazla stalk puanı kasmış oluyoruz. Morii gordi. Evet, hadi bakalım. Bu build'in en önemli olayı 3'e erken geçmek. Şimdi birini gördük bile. Nereye gidiyorlar? Dur. Şunlara çaktırmadan arkadaşlar. Süper haber. Ya oğlum ne gördün? Nasıl gördün ya? Lan ben kendimi görmüyorum burada ya. Ne gördün be reis? 2'ye geçsem en azından. Tamam. Güzel. Güzel haber. Steve'cim peki. Biraz daha verirsen sana zahmet. Çek. O tarz spotlar da zor ya Michael. Okey, kaçmayı tercih etti akıllıca. Tamam, Steve'den fena almadık. Gidebiliriz başka taraflara şimdi. Şöyle senden bir 3'e geçersem aslında şahane olur da. Hatta bu spotta bunu öldürebilebilirim belki, bir şey diyeyim. Aha, üsttekinden de kasıyorum. Çok iyi, azıcık kaldı. Tamam, şimdi geldim size. Ne yapacaksın bakalım, hop. Fast Vault'u yedin. Haha, bunlar beni mori sanıyor. Okey. Güzel. Chase atmakla falan uğraşmadık. İşimize gelir. Kardeşim yanlış anlaşıldık ya. Steve Ace'i alıyor. Okey. Ace'cim selam. Ama seninle uğraşmayacağım. Benim işim Steve'le. Hop. Steve'cim öldün. Geçmiş olsun. Buradaki paleti unuttuk. Steve'cim ölmedin. İyisin Steve'cim. Hop. Steve'cim şimdi öldün. Güzel, iyi başladık. O paleti unutmasam aslında daha mind game'li oynayıp orayı daha hızlı bitirirdim de. Olsun, Steve'yi yine de yakalamış olduk. Çok yüksek bir can daha. Üçü de burada, güzel. Yerlerini biliyorum. Okey, Nicholas buraya kaçtı. Biliyor bu build'imi diyecektim ki. Çok hızlı bir şekilde buna da yetiştik. Şahane haber. Bu build'imi bilmiyormuş. Şimdi Steve'i alacaklar, artık bir tane jam bitecek. Jam bitmeden yetiştim aslında. Bunu indirebilir miyiz? İkinci asılışına götürmüş oluruz hem. Bayağı iyi olur. Güzel bir spotta oynuyor şu an. Biz de mind game'imizi yaptık. Süper haber. Fena değiliz. Zor bir spot. Sanki biraz inat etti yani. Hani devirebilirdi. İki tane yüksek cam var ama hemen şımarmamamız lazım. Maç her an kayıp gidebilir. Aynen de öyle. Bir tanesi bitti. Şu ilerideki de bitecek hatta büyük ihtimal.
Kayıtlara geçmesin. Peki. Geliyorum sana da adamım. Bitirsinler jenleri ya. Sıkıntı yok. Biz chase atalım arkadaşlar. Chase build'i yaptık. Jenlerin hızlı hızlı biteceğini zaten biliyoruz. Şuraya bir hızlı volt. Bir hızlı volt daha. Çok iyi. Yetişemeyeceksin. Lan oğlum. Decisive'i yoktur umarım. Çünkü bir çıktı yani. Bence Decisive'i yok. Bakayım. Oğlum niye çıkıyorsun o zaman dolaptan? Yani düz düşürsem. Okey, volt atacak. Hızlı volt. Kıralım şunu. Kör edecek. Edemedi. Nasıl oğlum? Ya kör olduğum için ekstra körlük süresi falan uzadı. Şu an bir şeyler oldu, sıçtık. Bol bol volt atıyoruz, o açıdan iyi ama. Bir de böyle palet mi var burada? Ha, burada palet yokmuş Allah'tan. Tamam. Evet, git kardeşim, iyice uzağa git. Turnuva maçındayız, competitive player. Evet, bu sayede jam bitirdiler. Tebrik ediyoruz Cagegod'ı. Yani kovalamacılarda iyiydik, hızlı hızlı yakaladık ama herhangi bir jam tutma perkümüz olmadığı için işimiz zor tabii. Okey, kötü oynadık buraya. Bitti son jen. Bari Nicholas'ı morilemeye çalışalım. Şöyle bir fast volt. Kitledim oraya. Gitme boş oraya. Yetişemeyeceksin. Palet mi var önünde, ne var? Yok bir şeyi. Okey, yine kardeşim ölme pahasına, yani yeter ki kapıyı açsınlar diye uzakta öldü. Competitive kardeşim ya. Okey, yani chase açısından güzel bir maçtı. Bence hızlı hızlı yakaladım ama jenler tutulmuyor arkadaşlar bu build'de. Yani bu build'deki amacınız kovalamacılardan keyif almak. Yani jen tutma şansınız yok gibi bir şey. İyi de başlamıştım, iyi de hızlı hızlı düşürmüştüm aslında ama kapıyı açıp katilin gelmesini bekleyen oyuncuların kendisine saygısı yoktur ya. Bak çok net söylüyorum. Ya bir şey diyeceğim. Kaç, diğer maça gir. O kadar mı değersiz zamanın ya? Gerçekten en sinir olduğum oyuncu tarzı olabilir ya. Kapıyı açıyor, bekliyor ya. Gitmesen var ya, bekleyecek. 2 dakikalık kapı süresi var ya, onu bekleyecek yani. Oğlum git lan, diğer maça gir yani. Ya bu build'in avantajı kovalamacıları hızlı geçiriyorsunuz. Hani çok keyifli böyle pencerenin içinden geçiyor gibi hissetmek. Güçlü hissettiriyor size kendinizi. Ama jam kontrolü sıfır. Zaten maç başında stol kasana kadar 2 tane 3 tane jam bitiriyorlar falan. Hani ya tunnel'a başvuracaksınız. En azından jam kontrolünü dengelemek için. Ya da hani ben 2 kill alırım, 1 kill alırım yeter. Yeter ki kovalamacılarım keyifli geçsin diyeceksiniz. Ooo başkanlar kolay gelsin. Bir şeyceğim, o beni görmedi galiba. O jene oturacak gibi. Diğeri de buraya totem kırmaya mı geldi? Ne yaptı? Bir şey yaptı ama. Fark etmeseniz olmaz mı hocam? Lan bu yaralı. Aa, dur bakayım. Seviye 1'im şu an. Ya seviye 1 olduğum için vuramadım adama ya. Beleşten hook alacaktık. O da gitti anasını satayım. Aha. Enay Viskoskis. Ver bana Enay Viskoskis. Şöyle erken geçmem lazım ya. Nasıl yaparız onu arkadaşlar? Hemen de görün, tamam mı? Hemen de görün. Cloud'cum devam et istiyorsan. Benlik sorun yok. Benim yanımda yapabilirsin. Evet, devre paleti de. Cloud'u fullemeye yakınız. Başka jam bitti bu arada. Yukarı jam de bitecek birazdan galiba. Dur dur dur, şuradan al alabildiğin kadar. Al 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 al. Dur 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 dur. Çok iyi. Fulle. Tamam, gel bakalım şimdi Cloud'ut. Gel bakalım şimdi. Seninle bir oynayalım. Devir devir devir. Tek şansın devirmek, ha. Aynen. Boşluğa çok iyi basarım ama loop'ta da bu kadar kötüyüm diyorsun. O yukarı jeni patlattılar. Oraya yetişmemişim, bir şansım olabilir zor da olsa. Yok, bitecek. Aha, patlattılar geldim diye. Güzel oldu. Hala yapmaya devam ediyor. İnat ederseniz işime yarar. Ya yaralı olan eşşoğlu eşek var burada ya. Atla bakayım ben. Ananı satayım. Oğlum yanlış yaptım. Tamam. Seni yine kitleyeceğiz buraya. Hop, hızlı volt. Ne yapacaksın şimdi? Çok iyi. Leon satıyor. Okey, işime gelir. Mesela şimdi Leon'un yaptığı hareket tam olarak neydi arkadaşlar? Var mı mantıklı bir açıklaması olan? Herhangi bir toksiklik mi yaptım? Maçın başına kötü mü başladınız? Hayır, jam bitirdiniz. Bir tane jam da 90 küsür. Bebik bebik ağlıyor ya bu survivor'larda. Cloud'u bulduk, okey. Cloud'a devam. Cloud önünü göremiyor ya. Cloud var ya, Cloud önünü göremiyor. Tamam, Shaq'i bana vermesi süper oldu. Leon'cum, satmaya devam mı yoksa? Şimdi niye oynayasın geldi mesela, anladın mı? Güzel. Şunu hızlıca yakalar mıyız? Şöyle bir hızlı voltla. Oradan da volt. Hop, selamlar. Kitledik orayı da. Nereye gidecek? Palete gidecek. Seni buradan alırım. Kaçmış, akıllı oynadı. Leon var ya, sen salaksın ya. Gerçekten salaksın. Gel buraya şimdi. Sana da bir hızlı volt. Tam enayi ya. Tam enayi anasını satayım. Arkadaşları mahvediyor. Şeyi mahvediyor. Bana çalışıyor ya. Yardımcım arkadaşlar, siz çaktırmayın onu. Ben onu tuttum. Maçtan önce ben onunla konuştum. O nasıl Wiggle oğlum? Wiggle mı atıyorsun, benim s**tim birader? Oho! Kralım ne yaptın? Böyle biri varmış ya maçta. Sattın amık.
Vallahi çok teşekkür ederim kardeşim o paleti devirmediğin için. Arkadaşlar paletler devrilsinler diye vardır. Paleti devirmeyecekseniz ne işi var orada? Seviye 3 Michael'ım devirsene ya. Neyse uyandırmayalım kurbanları, uyandırmayalım. Çakallar mevzuya uyanmasın. Kilodatçım selam. Ne yapacaksın orada ki? Yo devam ettin oradan. Peki güzel oynuyorsun. Ama o attığın volt seni nereye kadar kurtaracak? En fazla sağdan bir tane daha atlarsın onda da kafana uçarım. Tamam. Uçuşa geliyorum. Kilodatçım selamlar. İşte bu. Normal şartlarda oraya yetişmem tabii ki mümkün değildi. Bir dakika bunu bu tarafta bırakacağım arkadaşlar. Diğer tarafa kaçmasını istemiyorum. Fake denedi olmadı. Seni bir şöyle mori atışına yollayalım. Güzel oldu. Elimdeki boru da yani bunun Michael'ın filmleriyle bir alakası var mı arkadaşlar yoksa oyuna öylesine mi getirildi? Tüm Michael filmlerini izlemediğim için bilmiyorum. İkinci, üçüncü filmlerinde falan mı bir olayı var acaba? Nereye kaçacaksın? Okey. Bunun son mu? Aa bunun da sonmuş. Güzel. Sana da bir boru morisi. Güzel bu maç daha iyi geçti. Leon sağ olsun. Gerçi biraz Leon bana yardımcı oldu yani ne yalan söyleyeyim. Diğerlerini öldürdü iki kişiyi. Blokladı blokladı saçma sapan sattı maçları. Hop. Sıçtın ki. Çok enayi ya. Vallahi billahi. Bak her maça bir tane şundan lazım. Her maça bir tane şundan olsun. Kazanmayacağım maç olmaz. Dördü birden iyi olmasın anladın mı? Bir tane şundan olsun. Bütün maçı bana verdi ya. Böyle bir şey olamaz. Buna 3-4 tane boru soksam keşke ama böbrek tarafından değil. Okey heçi de bulduk. Bu ne la? Ali kardeşim görevini yapıyorum. Eğilen bir şey mi gördüm orada? Taner'den gördüm var ya. Taner'den gördüm ya. Evet güzel. Ölü it barında Can Rush'tan kurtuldum. GG. Cheryl 100 prestijmiş. Gençler bu arada pembe eklentim bitti. O yüzden mora geçtim. Bu son maç olsun. Çünkü şöyle bir şey var. 1-2 maç attım. Fakat o maçları silmek zorunda kaldım. Çok kötü geçtiler. Yani ben seviye 3'e geçene kadar 3 gen 4 gen falan bitti. Sonradan da 1-2 hook falan anca alabildim. Kaçtı gittiler. Bu seviyelerde gem build'i olmadan oynamak gerçekten çok zor. Hani pencereden uçarak geçin istiyorsanız fark etmez. Ki zaten bu hızla resmen uçarak geçiyoruz. Maçlar çok kötü geçtiği için sildim. Yani maçı kaybedip kaybetmemem önemli değil. İlk maça da kaybettim ama onu koydum mesela. Çünkü güzeldi hani bir şeyler yaptık en azından. Ama sildiğim 1-2 maçta hiçbir şey olmadı yani. Hani o yüzden eklentilerim falan da bitti. Gördü tabii ki. Şöyle alabildiğimiz kadar alalım. Ya erkenden ifşa olmak çok kötü ya. Seviye 2'ye geçmek için bile uğraşıyorum yani. Hop merhabalar hocam. Devam. Ver bana iyice. Şimdi bunda seviye 3'ümüz sınırsız olmayacak. Şey yaptığımız için. Merhabalar. Neyse'cim sana da merhabalar. Tamam. 99'da bıraktım. Şu jene geri dönen falan var mıdır? Var. Oo iki kişi hem de. Dur bakalım şimdi. Leon'cum selamlar. Hop hocam. Senin kıvran varsa benim de hızlı atlama build'im var. Yetişemeyeceksin hiçbir yere hızlıca atladığım için. Yetişeme oraya. Uf güzel. Şimdi seviye 3'ün süresi bitmeden alabildiğimiz kadarını alacağız arkadaşlar. Çünkü sonra bir daha stalk yapmamız falan gerekecek. İşimiz bayağı zorlaşacak yani. Ya şu perk'ü ne olur kullanmayın ya. Dünyanın en sinir bozucu perk'ü olabilir ya. Leon satışa geldi evet. İşime yarar. Leonlar niye satıyor böyle maçları? Kıvrağı duruyor. Paleti kullanacak galiba direkt. Yo volt atacak. At bakalım. Biz de atarız. Peşinden geliyor gibi yaptım. Buradan bir volt daha. Arkadan mı gittin? Of nice. Anlamadı ne yaptığımı ben de anlamadım yani onun ne yaptığını. Decisive var. Oo, geçmiş olsun arkadaşlar yani tam kovalamacılar iyi falan da adamlar fena şey ya. Hani builder, tryhard, gen rush'lar fena. Sprint var bunun da. Şimdi ben bunu devirecek yandan dolanacağız. Evet seviyemiz düştü. Yani seviye 3'ü Leon'u tanımlamak için harcadım ya. Ama güzel en azından seviye 2'nin yarısından başlıyoruz bir daha stalk atmamız gerektiği zaman. Bunu fullledik mi? Şimdi fullendi. Allah'ım sen bana sabır ver. Leon'u uzaktan stalkluyorum. Şöyle hem gelen kişiden stalk puanı alayım. Hem de onu alırlarsa tunnel diyeyim. Güzel. Orada sağdaki enayiden puan kasıyorum. Farkında değil. O ne? Ne oldu oğlum? Ne yaptı bu adam bana? Tamam. Güzel aslında. Adam akıllı oynadı. İlgi üstüne çekti. Leon'un moru yemesini engelledi böylece. Yeter ki gen hızlarını yavaşlatalım. Nancy. Nancy tap Nancy diyor ne? Çakal Volt'u build'imi biliyor ya bak. Şeki oynamıyor. Görüyorsunuz değil mi? Şeki oynamak yerine eve hızlı hızlı. Neyse beni nereye getirdin be? Bir tane hook alacağız diye nereye geldik anasını satayım ya? Ben ne yapayım? Çocuk parkına getirdim koskoca Michael'ı ya. Ben ne yapayım arkadaşlar? Yani 2 metrelik adamla şu an kaydıraktan mı kayayım ya? Al düt düt anasını satayım. Al düt düt. Bak beni ta nereye getirdi? Gen bitti. Kovalamamayı da tercih edebilirdim ama yani olmuyor arkadaşlar. Kovalamamayı
kovalayın kovalamayın fark etmiyor. Gem build'iniz yoksa mahvoluyorsunuz. Ben de bari hani kovalamaca kazanayım. Keyifli geçsin diye takılıyorum öyle. Oo, bunu bitirmişler bile. Kral seni bir fulllesek şahane olmaz mı ya? Evet, çakallık yapacağını biliyordum. Okey. Güzel oldu bu. Leon Mori yedi. Bota düştü tabii ki de. Güzel kardeşim benim. Aman dedi. Sen dedi nasıl maçı çevirmeye çalışırsın? Biz 4 can bitirdik ama. Gerçi buradaki Mori'sinde sıkıntı yok arkadaşlar. Yani son asılışı olduğu için bir şey değişmeyecekti yani. Adamı çok sallamayalım. Ben de çünkü geçenki survival videomda son asılışımda DC atmıştım. Bunlarla mı uğraşacağım diye hatırlıyorsanız ki. Evet, bu can hala gerilediğine göre diğer 2 candan birisini yapıyorlar ve bitecek o da. Okey, ileridekiymiş. Şimdi bir kişiyi daha düşürmeye çalışacağız. Avımı görmem yeterli benim için. Gördüm. Çok net gördüm hem de. Hiç kaçamayacağı bir şekilde de gördüm. Ama en fazla volt atarsın, hızlı bir şekilde gelir seni alırız. Ne dedin o işe? At bakalım. Aa, volt atmadı. Ya lan, yanlışla fake attım adama. Dedart mıydı o? Ben anlamadım ya bugün. Yani kurbanlar da var ya, hatasız oynuyor yani. En azından azıcık bir hata yapan bir şeyler olsa. Bir sağ olsun yani az önceki maçtaki Leon. O direkt bizdendi yani. Onunki yani hata falan değildi. O taraf seçti direkt. Karanlık tarafa geçti. Bir tanesi kaçtı. Diğeri tek başına almayı dener mi? Bilmiyorum ama. Deniyor. Gidebilirler bu arada sanki. Biraz enayilik mi yaptık ne? Değil mi? Uzaktan hani belki stalklarım onu da alırım diye düşündüm de. Dedard'ı vardı galiba. Okey. İyi niyetli bir davranış tabii. En azından arkadaşını satmadı. GG berabere. Artı sınırsız da değil seviye 3'üm. Bak bu maç işte sınırsız seviye 3'üm olsa belki 3 kill ile bitirebilirdim. Tekrar tekrar stalklamak biraz yordu çünkü. Michael'da fark edildiyseniz stalk atma işi çok sıkıcı. Çünkü sürekli böyle nesnelerin arkasına falan saklanıyorlar yani doğal olarak. Stalk'a geçtiğinizde de hareket hızı yavaşlıyor falan. GG bu arada. O yüzden gerçekten sıkıcı oluyor. Ama seviye 3'ü tamamladıktan sonra da oynaması çok keyifli. Bu Volt build'i kovalamacılarda çok iyi. Çok güçlü hissettiriyor size kendinize. Ama Gen Rush durdurma konusunda maalesef iyi bir build değil arkadaşlar. Yani bu build yaptıysanız Gen Rush yiyeceksiniz, onu söyleyeyim. Gen Rush'ı belki tunnel'la durdurabilirsiniz. Ben bugün tunnel yapmadım. Niye yapmadım bilmiyorum. Keşke yapsaydım. Umarım video hoşunuza gitmiştir gençler. Dediğim gibi kalan 1-2 maç çok kötü geçtiği için onları silmek zorunda kaldım. Ve bayağı bir yoruldum yani hani onları da oynadığım için. O yüzden 3 maçta bırakıyorum bu videoyu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi akşamlar.